Ne yapacaksınız işleminizde? Benim 4000 gün sigortam var. 4000 gün Bağkur'um var. Şu anda Bağkur'dayım. Hangisinden olacağım? 9000 güne mi tabi olacağım Bağkur'dan? Normalde 8000 günüm var. 94 girişliyim. Onun için bakalım nasıl olacak yani. Normalde olması lazım yani. Ben bir daha 9000'e tamamlamak zorundayım Bağkur'u. Öyle diyorlar. Normalde 8000 günüm var. 4000 gün sigortadan, 4000 gün Bağkur'dan. Tam hesaplı. Bağkur'a tabi olursa 9000 gün. 1000 gün daha lazım yani. Onu da bakacağız nasıl olacak. Daha şu anda hiçbir şey açıklanmamış. Onun için. Hayırlı. Merhaba, siz ne için bekliyorsunuz? Yani ben annemin için bekliyorum. Annem işte emeklilik için geldi. Emeklilik yaşı şey varmış. Kaçtı anne? 2005 öncesi miydi? Ve 96'dan beri sigortam var ama hiç çalışmadım. Evlendikten sonra işi bıraktım. Ya yani bakıyorum işte. İstiyorum emekli olmak ama. Evet. Yani olur, daha güzel olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Bakacağız artık. Bekliyorsunuz. Ben de 93 yılından girişim var. Onun için bekliyorum. Bakalım olabilir miyim? Ne olur? Allah ne gösterir onun için. Amin. Gülen Celap. Kaç yaşındasın? 45. Emeklilik şeyi bize vurup vurmadığını öğreniyoruz. Prim günümüzün ne kadar olup olmadığını öğrenmek için geldik. Kaçtan beri bekliyorsunuz peki? Öğleden önce mi geldiniz, yeni mi geldiniz? Yok. Çok kalabalık var çünkü. Yok, ondan beri buradayım. Siz neden bekliyorsunuz? Biz de Bağkur'la ilgili geldik işte. Yani esnafım. Bakalım işte ne söyleyecekler bize. Tabii şartlarımız tutuyor, uyuyor. İşte bir tekrar bir bakıp ona göre bakalım. Şartlarınız kağıt üstüne de onaylandığı zaman ne olacak? Sizin için nasıl bir değişiklik olacak emekli olmadığınızda? Yani gerekli devletin söylediği, sosyal sigortalar işte kurumunun söylediği şeyleri yerine getirirsek emekli oluyoruz. Biraz askerlik boşlanmasından işte onların hesaplarını yapacağız. Bakalım hayırlısı işte. Ödeme çıkarsa ödeyeceksiniz. Tabii yani bir borç var. Onu ödemek kaydıyla emekli olabiliyoruz. Büyük bir kalabalık var. Ben yasayı beklemiyorum. Yasayla bir işim yok da. Benim abimin bir engel raporu vardır. Onu sunacağım. Ama onu da bilmiyorum. Akşam bir şey açıkladılar ama yani net olarak millet bugün yığıldı ama yasada bir gerçekleşmesi lazım ki ondan sonra yığılması lazım millet. Ben engel raporu ben de buna çattım yani kalabalığı. Ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyduk, koştuk bakalım. İşleminiz ne? Ne işlem? Emeklilik. Askerlik ödeyeceğiz. Askerlik ödeyip inşallah olacağız. Emeklilik işlemleriyle ilgili geldim. Maalesef geç gelen bir adalet ama sonunda hakkımızı aldık inşallah. Nasip olursa emeklilik için, müracaat için geldik. Askerlik ödemesi gibi bir şey mi, prim hesaplanması? Günlerimin hesaplanmasını yapacağım. Eğer bir sıkıntı olursa askerlik borçlanması yapmayı düşünüyorum. Bu da tabii ki maalesef zamdan dolayı bu kadar yığılma oluyor. İnsanlar zamdan etkilenmemek için yılbaşından önce bu işi bitirmek istiyoruz. Siz ne zamandan beri bekliyorsunuz bu yasayı? 91 giriştiğim. Bu yasa iptal olmasaydı ben 4 sene önce emekli olacaktım. 4 yıldır bekliyorum. Emekli olunca ne yapacaksınız? Eğer yani şu an bu yasa olmasaydı ne kadar daha beklemeniz gerekiyor? Şimdi biz ağır işte çalışan insanlarız. İnşaat işi yapıyoruz. Bizim en fazla çalışacağımız 3 sene 4 sene dahadır. Bekleseydim 4 yıl 4 ay sonra emekli olacaktım. Ama yasa bu yasadan etkilenmeseydim 4 yıl önce emekli olacaktım. Böyle bir bu yasa olmasaydı şu an 8 yıla tekabül edecekti sizin için. Yok 4 yıl. 4 yıl. 4 yıl 4 ay. Siz niçin bekliyorsunuz? Emeklilikle ilgili işlemlerimiz var. Bağkur'dan gün alacağız. SSK günlerini birleştirip EYT'den faydalanacağız. Kaç girişlisiniz? Yani EYT'nin size 90, etkisi ne oldu? 98 girişliyiz. Bağkur'da günlerimiz var. Bunları aldığımız vakit en az 2 sene daha erkenden emekli olmuş olacağız. İşte 90'a çıkmaya çalışıyoruz. Çaydan tiketini yapmış bize. O yüzden 90'a indirip emekli olmaya çalışacağız. EYT'ye yaranacağız. Siz eğer EYT olmasaydı emekli olacak mıydınız? Ne kadardır mezarda bekliyorsunuz? Mezarda. 16 sene. Siz neden? Askerlik borçlanması. Onun işlemlerini yapmak için geldik ama
sabahtan beri bu kalabalıkta bekliyoruz. Saat kaçtan beri bekliyorsun? Ben sabah saat 7.30'larda geldim buraya. Ondan sonra verdik evrakları içeriye, sistem tıkandı dediler. Yapamıyoruz, yarın gelirsiniz dediler. Olmadı. İşçi sınıfı. Ne olacak peki şimdi hesaplandıktan devam. Sonra siz emekli olacaksınız değil emekli, mi? Emekli olmak için mücadele ediyoruz yani. Yaşa takıldınız mı? Yaşa ben takılmıyorum ama 40 yaşındaki takılmıyor, ben nasıl takılayım? Ama günüm az. Günüm yetmiyor. İşte bakacağız, eğer 2024'ün yılbaşına kadar bu EYT devam edecek diye bir duyum aldım. Eğer öyle devam ederse birkaç ay daha ödeyip emekli olmaya çalışacağız. Boşlaması için bir soracağız ama bakalım. Gün olarak 6385 günüm var. 10. ayın 1999'da işe girdim. O şekilde bakalım ne faydası olacak. Valla şu anda benim normalde bakacağız yani hesaplamalar bakalım neyi gösterecek yani ne şekilde olacak. Sağ olun.